sosyal medya çalkalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan sinirden çıldırdı. AKP'yi karıştıran iddia, AKP'de rüşvet çatlağı, AKP'de vekillik kavgası yeniden gündem oldu. AKP'de satılık milletvekilliği adaylığı iddiası. İşte sosyal medyada yeniden gündem olan haberin detayları. Şanlıurfa'da AKP milletvekilliği için komisyon kuruldu. Komisyonda AKP MKYK üyesi Metin Külünk de yer aldı. Sosyal medyada yayınlanan bir videoda Ethem Yasak ve Feyyaz Gündoğan arasında geçtiği iddia edilen konuşmada Gündoğan'ın adaylığı için Külünk'ün 20 milyon Türk lirası istediği iddia edildi. Bircan Yıldırım sosyal medya hesabı üzerinden bir video paylaştı. Videoda Akçakale eski belediye başkanı AKP milletvekili aday adayı olan Feyyaz Gündoğan ile Drej Ali, lakaplı Ali Yasak'ın kardeşi. Ethem Yasak arasında geçtiği iddia edilen konuşmalar yer aldı. İddiaya göre konuşmada, Feyyaz Gündoğan, Ethem Yasak'a, ne yaptın görüştün mü, külünk reisle, diye sordu. Ethem Yasak ise bu soruya, evet abi görüştüm, verdiğin emaneti teslim ettim, ama Metin abi iki taksit kabul etmiyor tek seferde ödemeyi istiyor, diye yanıt verdi. Gündeme bomba gibi düşen konuşmanın devamında. Feyyaz Gündoğan, Yav, Ethem kardeş, sen demiştin bana iki taksitle işini çözerim diye. 20 milyon parayı ben nasıl çıkartayım bir anda? Ben senin sözüne güvendim. Biliyorsun, ancak denkleştirebildik bu parayı da. Ethem yasak. Feyyaz abi doğrudur. Ben senden tarafım. Senin işin görülsün diye inan çok baskı yaptım. Ama inan kabul etmedi. İki taksit şeklinde ödemeyi. Abi 20 milyon nedir ki? Senin için. Sen halledersin. Feyyaz Gündoğan. Ya ve hem kardeş. Ben senin sözüne güvendim. Yoksa yine satardım 40 dönüm tarla. Hepsini verirdim. Sorun değil. Satarım yine 40 dönüm tarla. Denkleştiririm ama adım listede olmazsa. O zaman bana maddi anlamda zarar verir. Çünkü sattığım tarlayı aynı fiyattan alamam bir daha. Ethem kardeş eğer listeye giremezsem kıyametleri kopartırım. Bu benim son şansım haberim olsun. Ethem yasak. Sakin ol Feyyaz abi. Sen kendin görüştün Metin Reis'le. O bizzat sözünü vermedi mi? Garantisi Metin Reis'tir. İnşallah listede adın olacak. Feyyaz Gündoğan. Tamam Ethem kardeş. Ben haber ederim sana. Ethem yasak. Tamam abi. Feyyaz Gündoğan iddialara Twitter hesabından cevap verdi. Gündoğan, yayınlanmış olan mesajlaşma ve diyalog hiçbir zaman olmamıştır. Var olmamış diyalogun, kurgulanmış ve mesajlaşmasını sırf insanlara iftira atmak için alet olmanız üzücü. Bu konu ile ilgili suç duyurusunda bulunduğumda suç ortaklarınızın kimler olduğu bilgisini savcılığa verirsiniz, ifadelerini kullandı. Tekzip yolladığı için kaldırdım. Bircan Yıldırım, söz konusu videoyu sosyal medya hesabından. Feyyaz Gündoğan'ın, tekzip yolladığını belirterek kaldırdı. Yıldırım, paylaşımını silerken, iddiada ismi geçen etem yasaktan da, sert bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından, bir paylaşım yapan yasak. Gazeteci geçinen, lağım faresi Bircan Yıldırım. Twitter hesabından, benim telefonumdan yapıldığını iddia ettiğin, WhatsApp görüşmesi ekran kaydı paylaşmışsın. Ben Türksel abonesiyim. Lağım faresi bir can, bana ait olduğunu iddia ederek. Paylaştığın ekran kaydında ise, Vodafone yazılıdır. Bu da paylaştığın ekran kaydının, bana ait olmadığının ispatıdır. Ben 4 yıldır Metin Külünk'le, 2 yıldır da Feyyaz Gündoğan'la görüşmedim konuşmadım ve mesajlaşmadım kim parayla oyunu satar namussuz şerefsizdir kim parayla oy satın alır namussuz şerefsizdir kim bu işe aracılık eder namussuz şerefsizdir kim aslı olmayan iftiraya yorumla ve paylaşımla çanak tutar namussuz şerefsizdir kim ki tezgah kurup olmayan bir şeyi olmuş gibi göstermeye çalışıp bundan medet umar namussuz şerefsizdir Gazeteci geçinen, lağım faresi bir can yıldırım, bu iftiranı ispat etmezsen, alçaksın, bu tezgahı kurup, lağım faresinin eteğinin altına saklananlar, siz eteğinin altına saklandığınız, lağım faresinden de, alçaksınız ifadelerini kullandı.